Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 9. sınıf siyer dersi kapsamında 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. sorumuz: Peygamberimizin hayatını ne için öğrenmeliyiz yazınız. Evet, Peygamberimizin hayatını ne için öğrenmeliyiz arkadaşlar? Onun hayatı, yani Allah Resulü'nün hayatı, hepimiz için örnek bir hayattır. İbadet ve ahlak konusunda bizler için bir bilgi kaynağıdır Allah Resulü. Onun anlattıklarına uymak Allah'ın emirlerine uymaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş gibidir diye geçiyor. Hazreti Muhammed bizlere her zaman doğru yolu göstermiştir. Onun gösterdiği yolda yürüdüğümüz zaman Allah'ın razı olduğu bir kul oluruz ve aynı zamanda peygamberimizin de sevgisini kazanmış oluruz. O zaman bir kere daha cevap verelim. Peygamberimizin hayatını niçin öğrenmeliyiz? Onun hayatı hepimiz için örnektir. İbadet ve ahlak konusunda bizler için bir bilgi kaynağıdır. Onun anlattıklarına uymak Allah'ın emirlerine uymaktır. Hazreti Muhammed bizlere her zaman doğru yolu göstermiştir. Onun gösterdiği yolda yürüdüğümüz zaman Allah'ın razı olduğu bir kul oluruz ve aynı zamanda Peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini kazanmış oluruz. İkinci sorumuza geçelim. Risalet öncesi, yani peygamberlik öncesi Arap Yarımadası'ndaki dinlerden 5 tanesini yazın demiş arkadaşlar. Fakat ben buraya 6 tane yazdım. Bir tane fazladan yazdım. Bilginiz olsun diye. Evet, birincisi neymiş arkadaşlar? Birincisi Yahudilik. Bir başka din Nasranilik arkadaşlar. Bir diğer din Mecusilik. Bir diğer din inanç putperestlik. Bir diğer din Sabilik arkadaşlar. Bir diğer din de Haniflik. Haniflik de hangi dindir? Allah'ın varlığına ve birliğine inanılan dindir arkadaşlar. Haniflik, bunu unutmuyoruz. O zaman ikinci sorumuzu bir kere daha tekrar edelim. Risalet öncesi Arap Yarımadası'ndaki dinlerden 5 tanesini yazınız. Risalet öncesi derken neyi anlamalıyız? Yani peygamberlikten önce. Peygamberlikten önce, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden önce hangi dinler vardı? Bu saydığımız dinler mevcuttu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Cahiliye devrinin, yani cahiliye döneminin özelliklerinden 5 tanesini yazın demiş arkadaşlar. Cahiliye dönemini zaten sizler biliyorsunuz. Şimdi cahiliye döneminin özelliklerinden biraz bahsedelim. Mesela kız çocukları diri diri gömülüyordu değil mi arkadaşlar? Kız çocukları toplumda bir utanç kaynağı olarak görülüyordu. Yani insanların bir kız çocuğu olduğu zaman başka insanların içerisinde bunu rahat bir şekilde söyleyemiyorlardı. Çünkü kız çocuğu olduğunu utana utana söylüyordu. İnsanlar sevmiyordu kız çocuklarını. Bir diğer özellik, içki çok fazla yaygındı arkadaşlar. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar çok çok fazlaydı. Ve haksızlıklar ön plandaydı. Herkes birbirinin hakkını yeme peşindeydi. Bunu yapmayanlar da elbette ki vardı. Kız çocuklarına değer verilmiyordu az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Ve putperestlik çok yaygındı. İnsanlar putlara tapıyor ve putlardan medet umuyorlardı. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruya gelmeden önce üçü bir kere daha tekrar etmenin faydası var. Cahiliye döneminin özelliklerinden 5 tanesini yazın demiştim. Kız çocukları diri diri gömülüyordu. İçki çok yaygındı. Haksızlıklar ön plandaydı. Kız çocuklarına değer verilmiyordu ve putperestlik çok yaygındı. Dördüncü sorumuza bakalım. Fil vakasını, yani fil olayını anlatın demiş. Fil vakası ya da fil olayı dediğimiz bu olay, bizim İslam inancımıza göre Hazreti Muhammed'in, yani sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan 52 gün önce Kabe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan olayın adıdır fil vakası. Evet, neden
fil vakası deniyormuş. Ebrehe filleriyle beraber Mekke'nin üzerine yürüdüğü için bu olaya fil olayı denmiştir. Beşinci sorumuza bakalım. Mevlid Kandili hakkında bilgi veriniz. Mevlid Kandili nedir arkadaşlar? Mevlid yani doğum günü demektir arkadaşlar. Kısacası Mevlid doğum günü. Peki Mevlid Kandili derken ne anlama geliyor? Mevlid Kandili iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişinin yıl dönümüdür arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Mevlid Kandili diyoruz. Bu bilgiyi de unutmayalım. Evet. Geldik boşluk doldurma sorularına arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. Hazreti Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini yani kişiliğini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelesini konu alan bilim dalına nokta 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 denir. Evet arkadaşlar ne denir? Bir kere daha söylüyorum. Hazreti Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelesini konu alan bilim dalına nokta nokta denir. Siyer denir arkadaşlar. Bu boşluğa siyer gelecek. Evet ikincisine bakalım. Çöl ve vahalarda, çadırlarda yaşayan konar göçer Araplara nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Çöllerde yaşayan, çadırlarda yaşayan konar göçer Araplara ne denir? Evet, bedevi denir arkadaşlar. Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ise nokta nokta adı verilir. Ne adı verilir arkadaşlar? Yani şehir hayatı yaşayan Araplara ne denir? Bunlara da hadari denir arkadaşlar. Hadari. Peygamberimizin babasının adı nokta noktadır. Nedir arkadaşlar babasının adı? Abdullah'tır. Annesinin adı nokta nokta nedir arkadaşlar? Amine'dir. Dedesinin adı nokta noktadır. Nedir arkadaşlar? Abdülmuttalip'tir. Doğum tarihi nokta nokta virgül nokta nokta virgül nokta noktadır. Nedir arkadaşlar? Doğum tarihi 20 Nisan, 20 Nisan 571 olacak arkadaşlar. 20 Nisan 571. Bir diğerine bakalım. Kainatı yaratan ve idare eden Yüce Allah Celle Celaluhu, evet Yüce Allah'ın uluhiyetine ortak koşmaya nokta nokta denir. Evet Allah'a ortak koşmaya ne denir arkadaşlar? Ne denir? Şirk denir. Bu sapkınlığa düşenlere ise nokta nokta adı verilir. Ne adı verilir arkadaşlar bu sapkınlığa düşenlere? Yani Allah'a ortak koşanlara ne denir? Onlara da müşrik denir arkadaşlar. Mekke'de hacılara ve fakirlere yemek ve su ikramı için Kureyş kabilesinden her sene para toplanırdı. Hacılara yemek ikram etme faaliyetine nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Yemek rifade denir. Hacılara su ikram etme faaliyetine ise nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Buna da sikaye denir. Sikaye. Evet, doğru yanlışlara bakalım. Asabiyet, çok sinirli olmak, her şeye kızmak, herkesi rahatsız etmek anlamına gelir. Doğru mu yanlış mı? Doğru olacak arkadaşlar. Uygun görülmediği halde haram aylarda yapılan savaşlara Ficar Savaşı denir. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Doğru. Muhammed ismi yerde ve gökte övülen anlamına gelir. Doğru. Allah'tan aldıkları emir üzerine Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi ilk kez inşa etmişler. Yanlış arkadaşlar. Medine şehri için Kur'an-ı Kerim'de harem yani saygıya layık ifadesi kullanılmıştır. Bu da ne olacak? Doğru olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yaptık? Bu videomuzun da sonuna geldik. Tekrar edelim bu videomuzda 9. sınıf siyer dersin 1. dönem 1. yazılı sorularını ele aldık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bizlere destek olmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olduysa baştan videoyu bir daha izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.